çerçevesi ve ana çıktılarından bahsettiği konuşmasıyla devam edecek. Kısa bir aranın ardından Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz. Toplantımıza başlamadan önce sizlere 14 Ekim... Madenci şehri olan ilimiz açısından madencilik alanındaki bu psikososyal çalışmayla ilgili kapanış programına ilimizde yapılmasından dolayı ve buna vesile olan değerli hocalarımız, doktor arkadaşlarımız, dernek yöneticilerimiz ilimiz adına güzel bir başlangıç yapıyorlar. Öncelikle ben kendilerini teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İlimiz madencilik şehri ve genelde madencilik alanı da iş hayatında en zor grup içerisinde değerlendirilir. Riski en yüksek alandadır. Ve bugüne kadar da bunun maalesef üzülerek de yaşıyoruz. Birçok sıkıntısını yaşayarak gördük. İnşallah bundan sonra olmaz dileğimizle bugüne kadarki tecrübelerimiz işlerin hem iş güvenliği açısından hem de bunun psikolojik yönü açısından büyük sıkıntılar yarattığını görüyoruz. Bunun iyi algılanmasına vesile olacak bu tür çalışmalarında faydalı olacağını özellikle ifade etmek isterim. İşin içinde insan var ise bunun uzun vadede psikososyal yönünün de ele alınması gerekir. Bunun hem işçinin kendi psikolojik ve sosyolojik sağlığı açısından hem de toplumun genel psikolojisi açısından bu önemli. Sayın Doçent Doktor Didiliş'i sahneye davet ediyorum. Çalışması, yani konutları verdi, madenciliği tasvir eden. En büyük sorun tabii halen iş yükü. Hem fiziksel hem duygusal hem de zihnini insanın yoran bir yükle çalışmak durumunda kalıyorlar. Bu şartlar, biz işin tasarımından kaynaklanan şartlar diyoruz. Ve kişinin aslında mevcut durumda başa çıkabileceğinden daha fazla yükle karşılaşması halinde yoğun stres altında çalışmak durumunda kalıyor. Madencilerde de bunu görüyoruz açıkçası. Halen güvencesiz çalışma koşulları var. Yani bugün sahip olduğunuz işin daha sonra sürekliliği olacak mı, devamlılığı var mı? Hep bu sorgulamalar insanın zihnini kurcalayan yükler. Ve tabii ki yoğun dikkat altında çalışması gereken madencilerin aslında karşılaştığı da önemli zorluklar arasında yer alıyor. Bizim açıkçası birçok sektörde, yani çok daha güvencesiz, çok daha eğreti iş diye de tanımlanan, yani bugün üstlendiği işin yarın karşılığını alıp alamayacağını bilmediği çok daha zor gözüken sektörler var. Zonguldak havzasında çalışanlardaki durum biraz hani orta düzeyde risk dediğimiz bir seviye bize karşımıza çıkıyor. Açıkçası biz çok farklı kitleler açısından değerlendirme yaptık. Yani mevcutta hem kamudaki madenlerde çalışan, özel sektör madenlerinde çalışanlar, şu anda sağlıklı bir şekilde işlerine devam edenler kadar iş kazalarına bağlı olarak kalıcı sakatlık geliştirmiş olan kişilerle de çalışmalar yaptık. Buradan elde edilen bulgular da aslında özellikle kazaların ardından işletmelerin çalışanına sahip çıktığı ve koruyucu, kollayıcı olduğu bir yaklaşıma da ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü kaza sonrası dönemler insanların en fazla sosyal desteğe ihtiyaç hissettiği dönemler.